Tasarımıyla dikkat çeken malzeme kalitesiyle göz dolduran ve tabii ki ülkemizdeki satış fiyatıyla da bir o kadar kişinin radarına giren Tekno'nun Camon 20 Pro modeli akıllı telefonun bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor. Müzik Sevgili arkadaşlar Tekno'nun Camon ailesindeki bu seneki tasarımlar gerçekten birbiriyle oldukça benzer ve aslında buradaki yapılmaya çalışılan şey de bir tasarım dili oluşturmak. Camon 20 Pro bu tasarım dilinden fazlasıyla faydalanan bir akıllı telefon olmuş sevgili arkadaşlar. Gerçekten ilgi çekici bir tasarım var bu cihazın ve diğer aile üyelerine de bakacağımızı sizlere aktarmak istiyorum. Arkadaki bu geometrik estetik tasarım gerçekten çok hoş duruyor. Kameraların konumlandırılmasında bir o kadar sevdim. Camon 20 Pro'nun kutu içeriğine baktığımızda ise kutunun içeriğinden bizi kablo, telefon, 33 wattlık adaptör ve kılıf aynı zamanda da kulaklık çıkıyor arkadaşlar. Kulaklığın kutudan çıkıyor olması bence oldukça önemli. Ayrıca ekran koruyucunun da kutudan çıktığını sizlere söyleyeyim. Ekranda bu akıllı telefonda 120 Hz'lik yüksek yeniliğim hızına sahip bir amoled panel kullanılmış durumda. 6.67 inçlik bu ekran paneli Full HD Plus çözünürlüğe sahip sevgili arkadaşlar ve açıkçası ekrandaki renkler gerçekten canlı ve gayet güzel. Parlaklık yine bu telefon için fazlası ile yeterli. Ekran deneyimi beklentimin üstünde başarılı açıkçası ve ekrandaki 29 ekran oranında oldukça başarılı olmuş. Özellikle oyun ve multimedya tüketimi anlamında bu akıllı telefon ekranı birçok kullanıcıyı doyuracaktır. Beklentisini de karşılayacaktır diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Stereo hoparlörlerinde es geçmemek lazım. Cihazda stereo hoparlörler var ve bu hoparlörler res sertifikasına da sahip. Tabi bu sayede bu akıllı telefondaki deneyim başka bir seviyeye taşınıyor. Stereo hoparlör bence önemli ve bu fiyat seviyesinde bir akıllı telefonda da bulunuyor olması bence değerli. İşin bu kısmını bir kenara koymadan önce ekranın amoled yapısında olmasından dolayı Tekno buradaki tüm nimetlerden faydalanmış arkadaşlar. Her zaman açık ekran ve ekrandan parmak izi okuyucu gibi detaylar da yine bu akıllı telefonda mevcut sevgili arkadaşlar. Gelelim işin performans tarafına çünkü çoğu kullanıcı için bu bölüm oldukça önemli diye düşünüyorum. Tekno bu akıllı telefonda tanıdığımız bir model olan Mediatek'in Helio G99 modeli bir işlemcisini kullanmıştır. Bu işlemci 12 nanometrelik bir üretim süreciyle geliyor sevgili arkadaşlar. Tabi bu üretim süreciyle üretiliyor olması bize belli bir oranda performans sunacağı anlamına geliyor. Tekno Camo 20 Pro'nun. Bu işlemci bize iyi bir performansı aynı zamanda da iyi bir verimliliği buluşturmaya çalışıyor. Ancak bazı noktalarda dikkat edilmesine fayda olduğunu düşünüyorum. Bu arada benim önümde durmakta olan bu akıllı telefonda arkadaşlar 8 GB'lık bir RAM var ve 8 GB'lık bir sanal RAM bulunuyor. Totalde burada bizleri bir 16 GB'lık RAM karşı oluyor. 256 GB'lık bir depolamaya sahip olan Tecno Camon 20'de microSD kartla hafızayı artırmanız mümkün oluyor. Çift SIM kart desteği de bu akıllı telefonda yine mevcut sevgili arkadaşlar. Açıkça konuşmam gerekirse performans anlamında günlük hayatınızda MediaTek'in Helio G99 modeli işlemcisinin sizi üzmesi ya da bir performans düşüklüğü sebebiyle canınızı çok büyük sıkması olası değil. Günlük işlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok tanıdık ve bildik bir işlemci modeli ve yaptığım oyun testlerinde de açıkçası önemli problemlerle karşı karşılaşmadım bu akıllı telefonda. Şunu anlamak lazım. Bu akıllı telefonun segmenti ne? Bu segmente göre bize neler sunuyor, neler sunmaya çalışıyor ya da neler sunabilir? Buna göre hareket ederseniz yani beklentinizi bu seviyede tutarsanız o zaman herhangi bir problemle karşılaşabileceğinizi açıkçası düşünmüyorum sevgili arkadaşlar. Cihazın segmentinden beklediğim ve performansı benimle buluşturdu bu akıllı telefon. Burada üst düzey bir performans beklemekte ısrar ederseniz işlemci sizi pil tüketimi konusunda üzebilir. Bu noktada da sizi uyarmamda fayda var sevgili arkadaşlar. İşin yazılım tarafına baktığımızda Android 13 bazlı bir HiOS 13 arayüz ile geliyor bu akıllı telefon. Açıkçası burada bu arayüzü bir süredir kullanıyorum. Hatta hangi cihazda kullanıyorum? Tekno'nun Phantom V Fold'unu kullandım arkadaşlar. Baya bir süre. Sağ olsun cihazı bende bir süre bıraktılar. Rica etmiştim. Ancak göndermek zorunda kaldık cihazı. Ama hani şöyle söyleyeyim sizlere. Gerçekten kısa sürede alışıp kısa sürede de keyif almaya başlayacağınız bir arayüzü var Tekno'nun. Hem akıcı hem de kullanışlı. Çoğu zaman da hayat kolaylaştırıcı birçok detayı bulunan bu arayüzün gerçekten sizin de hoşunuza kısa vadede gideceğini telefon satın aldıktan sonra deneyimlemek için çok can atacağınızı düşünüyorum. Açıkçası arayüz anlamında sevgili arkadaşlar. işin kamera tarafına bakalım isterseniz. Tekno Camo 20 Pro'da 64 megapiksellik f1.7 diyaframa sahip bir kamera bulunuyor arkadaşlar. OIS desteği bu telefonda yok ancak ailenin diğer üyelerinde OIS ve farklı bir OIS seçeneği daha var. Onları da sizlere zaten diğer videolarda anlatıyor olacağım. Kamera dizilimine bakmaya devam ettiğimiz zaman burada bizi bir derinlik algılayıcı kameranın karşıladığını görüyoruz. 2 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip olan bu kamera arkadaşlar. Tasarımda kamera gibi gözüken 3. bölümde ise bir flash bizleri karşılıyor. Burada az önce sizlere söylediğim Pro 5G modelinde bu önümde durmakta olan cihaz Tekno Camo 20 Pro ki zaten bu videoda onu izliyorsunuz. Camo 20 Pro bir de 5G modeli var. Onun da incelemesi sizlerle olacak. O cihazda OIS desteği var. Camo 20 Pro Premier 5G'de de sensör shift OIS diye bir olay var. O da başka bir kafa gerçekten. Onunla sizlere yine anlatıyor olacağım sevgili arkadaşlar. Tabii şimdi bu kameraların detaylarına sizlere anlatmam lazım. Kameralarda ışık güzelken sonuç gerçekten tatmin edici. Detaylar, renkler oldukça hoşuma gitti. Yapay zeka ile fotoğrafları işliyor. Ancak çok nadir de olsa hızlı hareket ettiğinizde görüntüde kaymalar olabiliyor. O yüzden fotoğrafı çekmeye karar verdikten sonra iyice bakın, iyice dikkat edin arkadaşlar. Camo 20 ailesinin tamamında RGBW ultra hassas bir sensör kullanılmış. Tabi bu da bizlere burada çok daha farklı renk dinamiğini aynı zamanda fotoğraflarda çok daha net ve keskin sonuçları bizlerle buluşturuyor ve gerçekten de çıkan sonuçları sizlerin de şaşıracağını düşünüyorum çünkü bu fiyat segmentindeki rakipleriyle karşılaştırdığımda inanılmaz farklı sonuçları veren olumsuz anlamda akıllı telefonlar var ama bu cihazın baktığımızda fiyat aralığına tabi burada çok ciddi bir avantaj sağlamış oluyor size Camon 20 Pro onunla sizlerle paylaşmam lazım sevgili arkadaşlar burada daha büyük ve daha geniş bir piksel boy sizlerle kullanıldığı için tabi bu da sizlere gece fotoğraflarının daha yetenekli sonuçlar elde edebilmenizi sağlıyor. Fakat ben bu kameradan çıkan sonuçları gerçekten çok beğendim. Hem gece çekilen fotoğraflarda hem de gündüz çekilen fotoğraflarda göz dolduran sonuçları almayı başardım. Video performansına baktığımız zaman ise tabi buradaki segmente yakışır ve beklenti bu işlemciden dolayı tabii ki 1080p'ye 30 fps kayıt alabileceğiniz bir video kayıt seçeneği var. Tabi burada önemli olan kameranın fotoğraf olduğunun da altın çizmek istiyorum. Tekno bu akıl telefonla videodan çok kameraya odaklanmış. Fotoğraf çekmeye kısmına odaklanmış. Dolayısıyla buradaki sonuçlara baktığımız zaman da fotoğraf seçeneğinin videonun çok daha başarılı olarak önünde olduğunu görüyoruz. Hani bunları size söylüyorum. Bunlar kötü ya da olumsuz değil. Sadece artılarını eksilerini aktarıyorum. Her zaman olduğu gibi sevgili arkadaşlar. Gelelim işin ön kamera kısmına. Çünkü ön kamera beni bu seride inanılmaz şaşırttı arkadaşlar. 32 megapiksel bir ön kamera burada görev yapıyor. F2.5 diyafram aralığına sahip bu ön kamerada bir de led flash var arkadaşlar. Ön tarafa çok güzel bir şekilde gizlenmiş. Ailenin tüm üyelerinde bu led flash var ve az ışıklı hatta ışıksız ortamlarda bile çok kaliteli selfie fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Markanın iddia ettiği gibi ön kamerayla çekilen fotoğraflar gerçekten çok net ve detaylı. Ön kameranın beni az önce de sizlere söylediğim gibi çok şaşırttığını sizlere net bir şekilde söylemeliyim. Özellikle ön kamerada bulunan bu geniş açı olayı çok hoşuma gitti. Çünkü birçok kameranın birçok akıllı telefonun kamerası bu açısı dar kalıyor arkadaşlar ve bu beni gerçekten sinir ediyor. Ama bu cihazdaki bu geniş açı olayı gerçekten tatlı ve güzel bir çözüm olarak bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. Burada Kamo 20 Pro'nun piline de değinmek lazım. 5000 mAh bir batarya ile geliyor bu akıllı telefon. 33 Watt'lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor. Yaptığım testlerde 0'dan 100 arası 70 dakikada tam şarj oluyor bu akıllı telefon. Yaklaşık 20 dakikada da %40'a kadar şarj etmeniz mümkün oluyor. Bir gün rahatlıkla sizi götürebiliyor ama yoğun bir kullanım yaparsanız sizlere az önce söylediğim gibi bu akıllı telefon işlemcisi yüksek güç tüketeceğinden dolayı bir kere daha şarj etme ihtiyacınız olabilir sevgili arkadaşlar. Tabi cihazın fiyatı çok önemli. Yerli üretim bir akıllı telefon olduğu için ciddi bir fiyat avantajı var bu akıllı telefonda. Aynı Camon 20 ve Camon 20 Pro 5G'de olduğu gibi arkadaşlar bu akıllı telefonda da yani Camon 20 Pro'da da oldukça avantajlı bir fiyat var. 10.299 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışta bu akıllı telefon bana göre mevcut piyasada bu akıllı telefonu bu fiyatla satın alabilmek çok iyi bir avantaj. Onu sizlere bir kere söyleyeyim arkadaşlar. Normal karşılanabilir. Ekranın kalitesi, stereo operatörlerinin performansı, tasarım hatlarındaki özellikler bu akıllı telefonu öne çıkartıyor. Ve bu fiyat seviyesinde bir arayış içinde olan kullanıcılarında bakmasında hatta mümkünse gidip mağazalarda bir deneyimlemesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Tekno Camon 20 Pro'yu ve hatta ailenin diğer üyelerinde çünkü avantajlı akıllı telefonları olduklarına gönül inanıyorum arkadaşlar. Tabi sizler ne düşünüyorsunuz bu noktada benim için o da oldukça önemli sevgili arkadaşlar. Sizler de düşüncelerinizi videonun altına yazmayı bu videoyu sadece izlemeyip aynı zamanda beğenip bir de kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.